Evet, değerli Köy TV izleyenleri, Kale Tarımı sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza Bursa'dan katılan Ertanlar Zira İlaçlama Makinelerindeyiz ve yanımızda firmanın satış pazarlama müdürü Sayın Bülent Arslan Bey var. Bülent Bey, öncelikle hoş geldiniz programı efendim. Hoş bulduk Muhammed Bey, siz de standımıza hoş geldiniz. Bakıldığı zaman şov yapılan bir Bursa fuarından sonra buraya geldik. Burada biraz hayal kırıklığı var sanki. Şimdi Bursa fuarı güzel geçti bizim için. Zaten hep birlikteydik fuar boyunca. İzlenimlerimizi paylaştık sizle. Büyük hayallerle geldiğimiz Antalya Growmark Fuarı ikinci gün olmasına rağmen o beklentiyi karşılamadı. Ama 2-3 gün var, inşallah iyi olur diyelim. Yani temeliniz iyi olsun ki iyi olur. Dün zaten siz de biliyorsunuz ziyaretçilere kapalı bir fuardı. İlk gün tamamen davetli misafirler geldi. Onda da çok fazla getiremediler herhalde, öyle diyelim. Ümidimiz yine var. Bir 3 gün daha buradayız inşallah. Buradan Köy TV çiftçi arkadaşları fuarımıza davet edelim. Evet. Gelsinler. Modellerimizi, teknik özelliklerimizi anlatalım. Burayı bekliyoruz hepsini. İnşallah. Bülent Bey, bakıldığı zaman Bursa fuarında yeni bir üründe çıktık piyasaya. 3 tonluk. Gerçekten bir büyük bir talep var o ürüne. İsterseniz bu ürün bu fuara getiremediniz. Çünkü yeni çıktı ürün. Onun hakkında ne söyleriz efendim yeni bir ürün? Şimdi 3000 litre çok emek sarf edilen, 1,5 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıkan bir makine. Çok konvansiyonel bir makine oldu. Genellikle bizden büyük çiftlikler, büyük işletmelerin talep ettiği bir üründü. Yurt dışı bayilerimizin, yurt dışı çalıştığımız firmaların da talebi vardı. Güzel bir makine oldu. Yalnız sadece Bursa fuarı için bir adet üretebildik. Onu da buraya getiremedik. Aslında isterdik burada da sergileyelim ama artık Çanakkale fuarı, peşinden Manisa fuarı, onun peşinden de işte Isparta Tarım Fuarı'nda çiftçilerimizin beğenisine sunacağız bu makineyi. Nasıl getireceğiz? Orada çiftçiler diyor, traktörü getirip getireceğim diyordu. Belki de gitti o, bilmiyorum. O satıldı zaten. Karacabeyli. Bir tane çiftçi diyordu, ben bunu traktörü getireceğim, bunu dışarı çıkarmayacağım. Evime getireceğim diyordu yani. Evet abi, onu verdik Muhammed evet. Bey. Karacabeyli bir üreticimiz aldı. Zaten onun beklediği bir üründü. Evet. Ceviz yetiştiricisi kendisi. O makina rüzgar performansı olarak bunlardan daha yüksek performansa sahip bir makina. 3000 litrenin vermiş olduğu avantajı da kullanarak yakıttan tasarruf, o tarz birçok özelliği var. İşte o fuarda da söylemiştik, birçok teknik özellikleri var. İlaç karıştırma mikseri var makinanın üzerinde. Kendi kendini yıkayabilen bir sistemi var. Bunları Bursa fuarında da detaylandırmıştık. Güzel bir ürün oldu. Biz memnun kaldık. Çiftçilerimiz de beğendi. İnşallah satışlarına şey olsun. Takip edeceğiz bakalım. Satışları da oldu Bursa'da bildiğim kadar ama tabii üretilip de... Tabii Türkiye lansmanı olmadı daha. Adana'da çiftçisine gidecek. Yani önümüzde bizi Adana fuarında da bir yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Bayilerimizden bu konuyla alakalı talepler var. İşte talep olan bayilerin iş yerlerine makinamızı sevk edeceğiz. Onlar da sağ çalışmalarıyla 3000 litreyi Türk çiftçisi yakından görmeye başlayacak yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı fuarlar dilerim efendim. Biz teşekkür ederiz Muhammed Bey. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet, değerli Köy TV izleyenleri, Ertanlar Zira İlaçlama Makinelerinden Bülent Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız farklı bir standa devam edecek efendim.